Sabah Tümer miydi? Onun kanalında konuk olan Sakıp Sabancı vardı. Sa Yok Sakıp Sabancı değil ya, özür dilerim. Şey vardı, neydi ya adamın ismi? Yok bir şey, müteahhit vardı ya. Ha, Ali Ağoğlu vardı. Ya da birinin evine gidiyorsun ve kendini övüyorsun. Veya ne bileyim onların karşısında onların yiyemeyeceği bir yemeği yiyorsun. Ne kadar kötü bir şey, aşağılık bir şey. Ee, bu markanın diyor, satış yetkisinin sende olduğunu bana ispatla. Nasıl <laughs> ispatlayacağım? Marka benim, ürünü ben ürettiriyorum. Tamam diyor, o zaman diyor markadan alınmış bir fatura ver bana diyor. e-ticaret gönderilerinizi güvenle taşır. Shipbu Tuğra ile soru cevabı sunar. Özellikle kendi işini yapmak isteyen, online işlere merak salan ve Amazon gibi platformlar üzerinde döviz kazancı elde etmek isteyenler için birçok soru var, farkındayım. Bu soru cevap videolarının amacı da bu zaten. Sizin sorularınızı cevaplamak. Ben çok uzun yıllardır, yani 15 yılı aştı ya yani ne kadar oldu bilmiyorum artık saymıyorum. Çok uzun yıllardır bu işi yaptığım için bilgilerim, tecrübelerim, deneyimlerim hepsini size açıyorum ve bu soru cevap haftalarında sorularınızı yanıtlıyorum. Eğer sizin de sorunuz varsa yanıtlanmasını istiyorsanız sizden ricam bu videonun yorumlar bölümüne aşağıda sorunuzu sorun yazın detaylı bir şekilde. Sonraki haftalarda ben memnuniyetle sizin sorularınızı cevaplarım. Şimdi birbirinden değerli çok güzel sorular geldi. Bu hem soruları soranların hem de bu videoyu izleyenlerin işine yarayacak bir sorular gerçekten de. Özenle seçtim hepsini. Şimdi Erkan Bey'in sorusu geliyor. Hocam merhaba demiş. Hazır giyim gibi kategoriler üzerine FBA yaptığımızda geri iade edilen ürünlerin tekrar düzenli paketlenmesi, etiketlenmesi gerekecektir. Amazon'da bu işlemler yapılacak mı diye çok güzel bir soru sormuş. Özellikle kullanıldığı zaman ya da açıldığı zaman paketi yeniden toparlanması gereken çok fazla ürünler var ve bu ürünler Amazon'a iade edildiğinde yani bu şekilde iade edildi. Mesela çorap satıyorsunuz. Adam çorabı açmış, bakmış, paketin içine katlayarak koymuş. Amazon bunları yeniden satılamaz olarak değerlendirip köşeye ayırıyor. Peki biz Hiçbir işlem yapmazsak ne olur? Önce onu anlatayım. 30 gün sonra Amazon diyor ki, bak diyor, 30 gündür sen kullanılmayan envanterinde bir işlem yapmadın, ben bunu çöpe atıyorum. Eğer bir işlem yapmazsınız, eğer dersiniz ki ya ben bunu çöpe atman istemiyorum, bunu işte Amerika'da satıyorsunuz diyelim ki. Amerika'daki şu adrese gönderin. Lokal bir adres olmak zorunda. Amazon hay hay diyor, gönderiyor. Şimdi bu durumda bizim ne yapmamız gerekiyor? Birincisi ara depo. Ara depo ile çalışmak şart. Ara depo bulmak çok zor değil. Google'a Amazon, FBA Prep Service hatta altta metin olarak da yazıyoruz. Bu metni yazın Google'a. Çıkan arama sonuçlarında FBA Prep hizmeti veren, FBA Prep Servis hizmeti veren birçok firma göreceksiniz. Bu firmaların hepsi internet sitelerinde zaten fiyat listesi yayınlıyorlar. Diyorlar ki, şey işte iadelerin kontrolü, iadelerin yeniden paket etiketlenmesi, yeniden etiketlenmesi, işte depolanması vesaire. bütün hizmetleri sunan şirketleri göreceksiniz. Size en uygun olan, en mantıklı olan şirket hangisi ise o ara depoyla çalışabilirsiniz. O ara depo sizin yeniden paketleme ve etiketleme gerektiren ürünlerinizi hazırlayacak ve Amazon depolarına geri gönderecek. Muazzam bir iş. Bunu deneyin ama şunu hesap edin lütfen. Astarı yüzünü geçer mi? Yani çöpe attırmak mı daha az maniyetli yoksa yeniden ambalaj yaptırıp, pakete düzelttirip Amazon'a geri yollatma, yollatmak mı daha mantıklı? Bunun kararını ürüne göre göre siz verin ve en mantıklı hareket neyse onu uygulayın derim. Şimdi Eyüp Bey'den bir mesaj var. Eyüp Bey demiş ki merhaba onlarca araca uyumlu, aksesuarlı farklı ilanlarla satış yapmak istiyorum. Ancak hepsinin IAN 13 kodu aynı. Bu durumda Amazon'da listelenebilir mi? Yani birden fazla ürün var ve bu ürünlerin barkod numaraları aynı. Bunların hepsi Amazon'da aynı barkodla listelenir mi? Ya bunu şöyle düşünün. 10 tane çocuğunuz var. 10 tane çocuğunuzun adı Ahmet Yılmaz. 10 tane Ahmet Yılmaz'ı birbirinden ayıran şey nedir? Devlet gözünde TC kimlik numarasıdır değil mi? Birbirinden ayrılan ürünü birbirinden ayrılan şey barkod numarasıdır. Tıpkı TC kimlik numarasında olduğu gibi. Dolayısıyla her ürününüzün yani daha doğrusu birbirinden farklı her ürününüzün ayrı bir barkod numarası olması gerekiyor. Ayrı bir barkod numarası olmazsa Amazon ne yapar? Hepsini aynı ürün kabul eder. E, müşteri sipariş verdiği zaman rastgele bir gönderim yapar. Bu durumda müşteriniz size olumsuz yorum yazı, yazacağı için ve Amazon'a bildirimde bulunacağı için günün sonunda listeniz deaktif edilir, kapatılır ve hatta da, bu iş çok çoğalırsa da hesabı komple kapatabilir. Bu çok riskli. O yüzden tavsiyem budur ki mutlaka birbirinden farklı her ürünü ayrı ayrı etiketleyin. Peki ben nereden barkod alacağım? Bu çok soruluyor. Bu, Bunda ben sormuş oldum. Cevabını da ya ben vereyim. Aşağıya web adresini yazıyorum. Barkodstalk.com. En çok kullanılan sitelerden bir tanesi. Tercih edebilirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Amazon'da barkod zorunlu, zorunlu değil. Barkodunuz yoksa benim barkodum yok bölümünü işaretliyorsunuz ürün eklerken ve barkodsuz bir şekilde ürün listelemesi ...yapabiliyorsunuz. Şimdi Hüseyin Bey'den bir mesaj var. Demiş ki ''Sen kaç para gelir elde ediyorsun? Onlardan bahsetsene hocam biraz da.'' demiş. Hüseyin Bey e, yıllar evvel Sabah Tümer, Sabah Tümer ismini hatırlamıyorum. Sabah Tümer miydi? Onun kanalına konuk olan Sakıp Sabancı vardı. Sa Yok Sakıp Sabancı değil ya özür dilerim. Şey vardı. Neydi ya adamın ismi? Yok bir şey. Müteahhit vardı ya. Ha Ali Ağoğlu vardı. Şimdi Ali Ağoğlu'na Sabah Tümer diyor ki cebinizde kaç para var dedi. Adam durdu şöyle elini cebine soktu. Hazırlıklı mı geldi yoksa gerçekten o para var mıydı bilmiyorum. Ki kaç yıl evvelki konu yani. Bir tomar parayı çıkarttı böyle ama böyle yani bir tomar. Yani hepsi de böyle en büyük banknot 100 lira mıydı o zaman hatırlamıyorum. Ondan sonra çat 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 saydı böyle 10 bin lira falan bir para. Yani bu zamanın 300 bin lirası diyeyim ben size yani. Herkesin cebinde olmayacak bir para. Ya o kadar utandım ki. Yani adamın yerine ben utandım öyle söyleyeyim. Ya dedim ya cebindeki parayı niye çıkartıp gösteriyorsun? Olan var olmayan var değil mi? Ne kadar ayıp bir şey yani. Ya bu şeye benziyor ya. Hani normal giyimli bir adamsındır da gitmişsindir böyle Lacoste'un gömleğini almışsındır. Olur giyersin ya yani herkes alabilir. E, giyiyorsundur ve herkese diyorsundur ya bak kanka işte Lacoste giydik bugün görüyorsun. Hani gösterirsin böyle bir şımarıklık yaparsın. Ne derler sana? Görgüsüze bak derler değil mi? Veya fakir bir semttesin yani ya da ne bileyim ekonomik olarak kötü olan bir mahalledesin ya da ...birinin evine gidiyorsun ve kendini övüyorsun. Veya ne bileyim onların karşısında onların yiyemeyeceği bir yemeği yiyorsun. Bu ne kadar kötü bir şey. Aşağılık bir şey değil mi? Sorunuzun cevabını umarım almışsınızdır. Yani dolayısıyla... Ben şunu inanırım. Her zaman da söylerim zaten. Hep derler ya işte sağ elin verdiğini sol el görmesin. Yardım ederken de birilerine yardım ediyorsanız bunu reklamını yapmayın. Para kazanıyorsanız kazandığınızı insanlara anlatmayın. Ha bu anlatmak eğer karşı tarafa fikir verecek, karşı tarafın istifade edeceği bir özellikte ise bu olabilir. Bunu ben de yaptım istifade ettiren fikirlerde ki benim de videom var. İzleyin orada. Orada daha iyi anlarsınız ne kazandığımı, ne yaptığımı. E aynı şekilde benim konuk olarak gelen kişiler de öyle. Ben diyor 200 bin dolar kazanıyorum diyor. Ama nasıl kazandığımı anlatmak istiyorum ki insanlar da kazansın. Bu bambaşka bir şey. Dolayısıyla bu kafa yapısında iseniz eğer bence mantıklı ama değilse ayıp yani çok ayıp. Yani ne kadar kazandığınızın, kaç paranızın olduğu kimse ilgilendirmez bence. Ben burada hiçbir aklı başında bir insanın benim benim ne kadar kazandığımı e, ilgilendiğini çok zannetmiyorum. Kimsenin umurunda değil. İnsanların umurunda olan şey bu işi nasıl yaparım ve Tuer'in verdiği bilgileri kullanarak ben de nasıl para kazanırım. İnsanlar bunu öğrenmek istiyor. Balık istemiyor, balığı tutmak istiyor. Akıllı olan insanın düşüneceği şey de bu tabii ki. Şimdi Cemil Bey'den bir mesaj var. Onu da mesajını okuyalım. Demiş ki daha kaç yüzü var bu Amazon'un? Sürekli farklı bir yol çıkıyor demiş. Ee, güzel. Yani şöyle Cemil Bey. Amazon gerçekten sağ solu belli olmaz. Şöyle söyleyeyim, yaşadığım deneyimleri size aktarayım. Yıllar evvel Amazon'da ürünümü satıyorum. Yani olayı yaşadığım yıllar evvel hala aynı ürünü satıyorum da kendi markamla satıyorum. İşte atıyorum tuver markasıyla satıyorum gibi düşünün. Ve marka bana ait. Markanın Türkiye tescili var, Amerika tescili var, Vipo üzerinden Avrupa tescilleri var falan vesaire. Bayağı hani şey, marka tesciline büyük yatırım yapmışım. Web sitesi var, ürünler var, ürünün üzerine logolar var vesaire. Yani her şey profesyonel, her şey muazzam. Bir gün Amazon'dan bir mail geldi. Amazon Diyor ki bana diyor bu ürünün diyor e, bu markanın diyor satış yetkisinin sende olduğunu bana ispatla. Dedim, nasıl ispatlayacağım? Marka benim. Ürünü ben ürettiriyorum. Tamam diyor o zaman diyor markadan alınmış bir fatura ver bana diyor. İyi de malı ben satıyorum yani e, markanın sahibi benim. Kendi kendime mi fatura keseyim? Hayır diyor ben diyor Tuvar markasından fatura istiyorum diyor. Hayda ne yapacağız? E, fatura kes diyor Amazon. Oturdum Tuvar Tuvar'a e fatura kesi gönderdi falan bunu daha önce de anlatmıştım. Ee, dolayısıyla evet Amazon garip. Böyle şeylerde taleplerde bulunabiliyor. Hatta bir örnek daha vereceğim size. Yine bir ürün satıyorum. Bunu yakın zamanda yaşadım. Sorunu hala çözebilmiş değilim ama çözmeye çok yakınım öyle söyleyeyim. Ee, ürünü satıyorum ve Amazon bu arada ürünün yorum sayısı 1200 1300 falan yani 1000'in -1000 üzerinde ve 4.6 puanı var. 5 üzerinden 4.6. Yorumların tamamına yakını olumlu. Herkes memnun. Ama son böyle bir haftadır falan 3 tane 4 tane olumsuz yorum geldi. Amazon bir gün mesaj attı. dedi ki, ''Listeniz deaktif edilmiştir. Yani o satış listeniz, ürününüz satışa kapatılmıştır.'' dedi. C Gerekçe de ne biliyor musunuz? Müşteri şikayetlerinde ürünün kondisyonuyla alakalı e, problemler olduğu Amazon, e, bildirilmiştir. Amazon'da hesabınızı deaktif etmiştir. i̇yi de kardeşim ben bin tane, bin küsür tane olumlu yorum almışım. 3-4 tane yorum için mi benim listemi devre dışı bırakıyorsun? Nedir olay? Amazon'a yazdık vesaire sonuç olmadı. Neyse uzun bir savunma, appeal. Amazon şunu istiyor ama bilginiz olsun. Benzeri şey siz de yaşayabilirsiniz. Diyor ki evet mükemmel olabilirsin, harika olabilirsin ama müşterilerle yaşadığın problemler varsa bunları çözemediysen ve ben senin listeni deaktif et, ettiysem mutlaka her yaşadığım problemi ayrı ayrı tane tane bana savunman gerekiyor ve bana açıklaman gerekiyor. Bunu karşılığında da ben konuyu değer değerlendireceğim ve sana geri dönüş yapacağım diyor. Dolayısıyla ne yaptık biz de güzelce bir savunma hazırladık, gönderdik. Değerlendiriliyor. Bu kabul edilecektir. Ama evet, Amazon sağ solu belli olmuyor. Amazon'un çok fazla yüzü var. Ama içinizi rahatlatacak bir şey daha söyleyeyim size. Amazon son 6 aydır 1 yıldır biraz gevşedi ve özellikle daha az problem çıkartmaya çalış başladı ve çözüm yollarında çok fazla yol açmaya başladı. O yüzden biraz daha artık işler kolaydır diyebilirim. Bu arada hazır Amazon demişken şimdi Amazon tabii böyle karma bir yapıda gibi gözüküyor ama öğrenmesi de aslında yine vakit alsa bile kafası çalışan bir insan için, merak eden hevesli bir insan için de çok da imkansız bir platform değil. Ben size ücretsiz bir eğitim hediye etmek istiyorum. Bunun için bu videonun altına yorumlar bölümüne neden e-ticaret yapmak istediğinizi ya da neden yaptığınızı veya neden Amazon'u tercih ettiğinizi izah eden bir mesaj yazın bana, yorum yazın. Ben bu yorumunuzun altına başlangıç, Amazon'da satış başlangıç eğitimi ücretsiz almanızı sağlayacak bir link göndereceğim. O linke tıkla tıkladığınızda eğitime ücretsiz erişebileceksiniz ve size bu YouTube'dan bildirim olarak gelecek. Tek yapmanız gereken dediğim gibi bu yorum altına, videonun altına yorumlar bölümüne neden e-ticaret yaptığınızı ya da yapmak istediğinizi, neden Amazon'u tercih ettiğinizi detaylı bir şekilde yazın. Tek istediğim bu sonra size bildirim olarak ücretsiz eğitim ulaşmış olacak. Evet, soru cevap haftasında benden bu kadar. Yine soru cevap haftasında cevaplamamı istediğiniz sorularınız olursa mutlaka bu videonun altında yorumlar bölümüne sorularınızı yazabilirsiniz. Ben memnuniyetle cevaplarım. Tabii ki kanalı takip almayı ve o çan işaretini aktif etmeyi unutmayın ki yeni videolar yayınlandığı zaman bildirim olarak size ulaşmış olsun. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.